bambaşka olacak bir bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinlediğiniz an itibariyle 35 dakika müzik konuşacağız. Bazen biraz böyle şiir de konuşabiliriz. Çünkü bence hem bir sanatçı hem de bir şair ağırlıyorum bugün. Bilmiyorum kendisine şair diyor mu, denilmesini seviyor mu? Ama ürettikleriyle biz dinleyenler ona istediğimiz sıfatları ekleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden benim için o aynı zamanda bir şair. O yüzden mesela ne zaman bir şiir kitabı çıkartır diye sorabilirim diye düşünüyorum. Çok sevdiğiniz bir sanatçı konuğum var. Konuşacağımız çok kıymetli projeleri var. Her zaman olduğu gibi yıllardır kulağımızda böyle tınısı olmayan bir eseri olduğunu düşünmüyorum. Bütün eserlerinin tınısı hep kulağımızda. Güzel bir program vaat ediyorum yani anlayacağınız size yine her zaman olduğu gibi. Bir cümlenin peşinden gideceğiz bakalım hangi cümle. Balzac diyor ki dünü unutmalı bugünü yaşamalısınız. Çünkü dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa yarını kaybedersiniz. Şimdi dünü unutamayız. Çünkü onun şarkılarında biraz var yani dünler. Bugünler de var ama. Biraz yarına umut da var, bolca aşk var. Aslında belki de bütün duygular var. Şimdi ona soralım hepsini sevgili Ferhat Bey. Hoş bulduk. Kasıtlı olarak sanki benim için hazırlanmış bir cümle. Duygu gene nokta atışı mı yaptı? Böyle bir nokta atışı olamaz yani. Çünkü neden? Bu benim en büyük sıkıntım hayattaki. Gerçekten mi? Çok fena. Yani geçmişle teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. En büyük sıkıntım, bir türlü aşamadığım problem. Şu yani geçmişte, geçmiş şeyle, nasıl yaşanmışlıklarla her anıma yani yaptığınız bir şey, bir yanlış, eksik gördüğünüz ya da kusurlu gördüğünüz, takıldığınız bir konu benim en büyük kabusum haline dönüyor hayatta. Keşkelerle sürekli şey yapıyorum. Bunu aşmaya çalıştım. Ha, azalttım mı? Evet azalttım ama yani bir 20-30 yıl sonra hala bile uğraşıyorum yani. Aslında diğer mesleğinin de hiç izin vermeyeceği bir duygu durumu değil mi bu ya? Cerrahsın. Yapmıyorsun ama. Yani artık emekliyim. Yani emekli 25, cerrah. Evet. Emekli cerrah diyemeyiz olmaz ya. Olmaz değil mi? Yani, olmaz. Olmaz ama yani müzik olmasaydı. Ameliyattan girdin? En son 7 yıl önce. Çünkü oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam sen iyi de bir cerrahsın. İdim. yani bir insan kendi ben iyi bir cerrahtım demesi kadar şey o ne derler hoş olmayan bir şey olmaz ama yok. Elinin marifetini biliyorsun. Şöyle seviyordum. Ya. Evet. Yani o işi masada olmayı ama hani müzisyenlik ağır bastı tabii. Evet. Bir süre sonra artık yapamaz hale geldim çünkü seyahatler, sahne vesaire hepsi evet. Ayrı bir sorumluluk, bir koşturmaca. O yüzden de yaşım geldiğinde emekli olmayı tercih ettim ama 25 yıl yaptım. Yani 25 yılın 17 senesine bil fiil uğraştım bu işle. Yani cerrah olarak da bu cümle sana çok uymuyor olmak zorunda ya. Herhalde o cümle benim sanatçı yönümle alakalı en büyük kusurlarımdan bir tanesi. Yoruyor mu? Çok yoruyor. Yani geçmişle uğraşmak çok... Ama üretmene de sebep olmuyor mu? Yok. Bu mesele herhalde insanoğlunun en büyük şeylerinden özellikle evet. Toplumda yani sosyal toplumda insanların en çok boğuştuğu konulardan bir tanesidir. O takıntılı... Yani bu konu benim dediğim gibi en büyük defeklerimden, zayıf noktalarımdan bir tanesi. Üstüne de çok gittin mi? Yani yeni yeni şey yapmaya başladım. Hala ama kurtuluyor. Ya bir tavan hikayesi vardır. Oturup böyle geceleri şu şöyle miydi, bu böyle miydi? Bir türlü şey yapamıyorum Ceyda. Onu nasıl aşacağız? Asıl onu yani bunları cümlelere yazıyorsunuz. Bir de onun tedavi hani sonra reçetesine bu işi. Bir reçetesini de yazsanız süre. Ya aslında mesela şöyle düşünüyorum. Düşünüp ne olacak geçmişe? Mesela şimdiye kadar geçmişte bu kadar takıldığını düşündüğün şeyleri bu kadar kafaya takıp değiştirebildin mi akışını? Ya bunu zaten yapabilseydik hani mesele o değil ki. Mesele oradaki o hastalıklı ruh hali zaten. Yani bunun reçetesi olma hani hep böyle şey özellikle son dönemde artık sosyal medyada var ya böyle anda hayat kalma. Koçları falan haydi işte şöyle yap böyle anda yap kalma. Falan sürekli böyle birer dakikalık evet. Yaşam dersleri veriyorlar. İşte geçmişte bilmem ne yapmayın şöyle bir ya gel de onu sen bana anlat. Olmuyor ya yani. Yapabilsem yapacağım zaten biliyorum ne kadar kaotik olduğunu. Ne kadar bela bir iş olduğunu, hiçbir işe yaramadığını, enerjimi almaktan başka, evet. Gücümü sömürmekten başka hiçbir şeye yaramadığını bilmeme rağmen
Evet, 10 sene öncesine göre daha iyiyim ama hala uğraşıyorum bu sorunla. Ben mesela geçmiş ile ilgili, dünle ilgili, 3 gün önceyle ya da işte yarım saat önceyle ilgili düşünmeyi şeyde bıraktım. Bu anım gidiyor. Gerçekten duygusuyla. Samimiyetle bana söyler misin? Vallahi yani bunu öyle. Gerçekten vallahi kurtuldun öyle. Mu bundan? Şöyle oluyor. Ölüm var. Düşününce hiçbir şey değiştiremiyorum. Ve düşündükçe de kendimi sinirlendirmekten, üzmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Çünkü olan oldu. Böyle düşünmeye başlayınca nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Diyorsun ya tavan, ben gökyüzü diyeyim sana. Böyle gökyüzündeki bulut gibi bakmaya başladım ben düşüncelerime. Becerebildim biliyor musun? Ama çok uğraştım. Çünkü hep şey duygum vardı. Orada öyle yapmasaydım bugün böyle olmazdı. O gün onu demeseydim şimdi bunu yaşamıyordum. İşte buradayım ben de. Ben de oradaydım ama benim galiba daha net bir şey. Yani Melisa ile değişti bence benim. Ha, tamam. Yani çok keskin bir şeydi. Bir kadının hayatında çocuk çok keskin bir... Hayır, bir de şöyle bir dönüşüm şey oldu. Yaratıyordur eminim. Doktorum de. 78 gün hastanede yatıp artık eve gidebilirsin dediğinde. Bir de tabii, evet. Bir de o. Şimdi doktorum dedi ki artık eve gidebilirsin. 78 gün hastanede kaldın, çocuk 32 haftalık oldu, her şey çok yolunda, evine git dedi. Ve ben evime geldim. Yatakta arkadaşlarım bir kutlama yaptılar bana. Bebek geliyor, bu kadar şeyi aştım, 78 gündür hastanedesin falan. Çok güzel bir gün geçirdim. Sabahına suyum geldi ve hastaneye gittim. Sağlıklı bir bebek doğurdu. 24 saatin içinde beyin kanaması geçirdi. Ve o oradan sonra şey başlıyor. Eve gitmeseydim bu olur muydu? O kutlama işte, mı bunu yaptı? Bak sana en büyük kabus bu işte. Evet ama işte hani oradan basit şeylere takılıyorsun bir şekilde kurtuluyorsun. Tabii. Ama bunun mesela şunun vicdan azabıyla ya da bunun takıntısıyla ömür boyu mücadele ediyorsun. Ama işte doktorsun, şunu anlayabilirsin. Bana doktorlarım dediler ki bunun senin eve gitmenle hiçbir alakası yok. Sen eve gittin diye bir bebeğin kesesinden su gelmez. Bunu bana öyle güzel anlattılar ki ve sağlıklı doğmuş bir bebek 24 saatin içinde beyin kanaması geçiriyorsa bunun seninle bir alakası yok. Şimdi böyle baktığın zaman meseleye bütününde dün ona bunu demeseydim bugün bunu yaşamazdım. Dün o olmasaydı bugün o kadar boş ki. Bak buna senin kurtulduğuna ne zaman inanırım biliyor musun? Evet bunu söylüyorsun kendini evet. Telkin ediyorsun ama bir sonraki aşamaya yani günü yaşamaya gerçekten başladığında... Moralinden ya da psikolojik şeyinden herhangi bir kayıp vermiyorsan ben bunu artık vermiyorum. Vallahi helal. Çünkü ne oluyor? Anladın değil mi yani? Çok iyi o anlıyorum. Depresyonla devam ediyorsan aslında evet. Kurtulamamışsın demektir bu işten. Yani evet. Evet bilmem ne falan filan hayır. Gerçekten yeni bir enerjiyle geçmişi gerçekten bırakıp güne evet. Devam edebiliyorsan vallahi bravo. Öyle bir ediyorum ki bir de şey oluyor herkes. Nasıl atlattı ya bunu? Nasıl ya? Sana helal olsun sen. Çünkü şöyle bir yere geliyorum. O ana kadar yapabileceklerimin o anki kapasitemle en iyisini yaptım mı? Yaptım. Rağmen oldu mu? Artık bugün eklenecek bir şey yok hikayeye. Oldu. Benim kurtulabildiğim tek alan var biliyor musun? Halı saha maçı. Ha. Halı saha maçından sonra bırakıyorum. Yani haftada iki gün halı saha maçı yaparım. İnan bana tek tedavisi benim o. Yani hareket çıkıyorum, o zaman ya hareket mi? Ya spor ya başka bir şey. O böyle bir şey o terliyorsun. Bir çıkıyorum pamuk gibi. Evet işte. Yani bir sonraki maça kadar yine birikiyor böyle. Aslında evet. Yani şimdi böyle deyince senin o endişeli hallerin geliyor gözümün önüne. Tabii canım. Hep yani, bir böyle şeysindir. O dışarıdan o hani evet. Söyler böyle kasvetli bilmem ne falan filan işte. Evet. Onun biraz sebebi aslında kendimle uğraşmam belki de ama dediğim gibi tavsiye ederim. Halı saha maçlarını arkadaşlara. Ya da işte enerji atacağın. Bir şey olacak bir spor yani. Yapmak. Belki. Ben de telkin. Diyorum ki artık zaten çok. Hiç kalmadı gibi bir şey. Anda hemen bu benim canımı sıktı diyorum. Herkese ilan ediyorum. Sonra ne yapacağım? Peki şimdi ne yapacağım geldi bana aslında. O cümle benim hayatımı kurtardı. Oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Ne yapsaydım bu olurdu ya da olmazdı değil de kabul oldu. Peki şimdi ne yapacağım? O benim bütün her şeyimi değiştirdi hayatımda. Anlıyorum yoksa seni. Ben bir şekilde halı saha maçıyla şey yapıyorum ama... Mesela ya bunu böyle girerim sana. Peki şimdi ne yapacağım? Bu bile bana çok bela bir soru biliyor musun? Ama bir sonraki hamle bu. Hayır işte yani o bir sonraki hamle evet. Ya bana bela bir soru onu bir söyle. Düşün ya. Ha, düşünelim bakalım. Bunu bir düşün. Yok yok çok düşündüm ya. Bunu da mı düşün? Peki şimdi ne olacak? Peki şimdi ne olacak? Yani bu şeyle
dediğim gibi bunlar 10 sene önce çok daha kötüydü. Şimdi yavaş yavaş yaş aldıkça tabii canım. Yani şimdi bunun hani şeyini yapıyoruz ama evet. Bu cümlenin üstüne dedim yok artık dedim yani bu kadar da üstüne hani benim en büyük hayattaki hani mücadele ettiğim cümlelerden bir tanesiyle programa başlamak da güzel oldu. Biraz yani. Evet derin oldu. Daha fiye geçemedik. Geçemedik. Olsun güzel. Hayata dair çünkü bence çoğumuzun kaldığı yer geçmiş. Sıkışıp kaldığı. Ama bugün de bir saniye sonra şu an geçmiş. Evet. O yüzden tadını mı ne çıkarsak? Şimdi? Çok şeyler yapmışsın arkadaşım. Görüşmeyeli neler neler olmuş. Çalışıyoruz. 19 Ocak'ta Fi Senfonik Konseri. Evet. Lütfen bahseder misin? Yani burada olmamın bu evet. Öncelikle tabii ki teşekkür ederim vesile oldunuz. Ben teşekkür ederim. Dostlarımıza bunun haberini vermekti. Evet. 19 Ocak Cuma akşamı İskender Paydaş'la beraber Zorlu PSM'de büyük salonda... Bu döneme kadarki çalışmalarımda beni en çok heyecanlandıran işlerden bir tanesi Fi Senfoni. Aslında senfoni demek yanlış olur biraz. Yıllarca senfoni konserleri yaptık. Evet. Yani kariyerimin en başında zaten onlarla aynen. Başlamıştık. Metropol Senfoni ile çok ciddi konuklar, yabancı ülkelerden de evet. Solistler ağırlamıştık ama burada biraz farklı bir soluk getirelim istedik. Yani senfoninin o kasvetli ve kalabalık şeyindeki o resmi böyle evet. Şeyinden hani böyle prosedürel, harmonik ve algoritmik şeyinden biraz da uzaklaşıp ama popun da kısıtladığı, müzikal olarak kısıtladığı o 5 kişilik, 6 kişilik orkestra formatından çıkıp bir ara form yakalamaya çalıştık. Bir dinamik, çok seslilik yapmak istedik. İskender bu konuda herhalde Türkiye'de bu işi yapabilir. Evet. Zaten teklif aslında İskender'den gelmiş. Hani böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Ben de uzun zamandır kafamdaydı dedim. Buluştuk, tartıştık. Fi diyelim dedik. Neden? Altın oran aslında. Evet. Ama Ferhat ve İskender'in de baş harfi. Evet, Ömür sağ olsun. Evet. Çok güzel olmuş. Ömür'ün fikriydi. Böyle meslek. İşler gazetecilerden evet çıkıyor. O burada ya böyle böyle falan filan hem de işte şöyle böyle cuk oturdu. Aslında müzik de altın oran. Yani o senfoninin armonik zenginliği ama aynı zamanda o kasvetli akademik duruşunu popun biraz daha dinamik, heyecanlı, enerjik şeyiyle birleştirdiğinizde ortaya çıkacak bir sentez bu. Sahnede yurt dışında kaç kişisiniz? Sahnede 35 kişiyiz. Kalabalık. Yine yaylı gruplarla beraber orkestra şefimiz var, Özge, bir kadın şefimiz var. Ne güzel. Ondan sonra İskender Orkestrası'nın tabii ki başında pop orkestrasıyla senfoni orkestrasını koordine eden Özge. Ben de gerek kendi şarkılarımı gerekse İskender'in bugüne kadar Kayağan'dan Tarkan'a, Kenan'a vesaire yaptığı şarkıların hitlerini seçtiğimiz bir repertuarla izleyicinin karşısında olacağız. Biraz Andrea Rüyü'yü dinleyenler, bilenler varsa o tarz bir dinamizm diyebiliriz. Ya da Yanni gibi evet. Ya da Jean-Michel Jarre gibi bunun geçmişteki örnekleri de var. Biz biraz oralarda bakalım. Atışlar güzel, yapacağız. Çok güzel. Yani ben heyecanlandım açıkçası. 19 Ocak'ta efendim İstanbul'da olanların kaçırmayacakları, kaçırılmaz bir konser. Umarım benim de müsaitliğim olsa da gelsem gibi bir heyecan oluyor. Devamı gelecek mi? Tabii bu galası. Tamam. Daha önce iki tanesini yaptık. Onun premier ve gala biliyorsun şeyde gala hani sen seçiyorsun. Evet. Orada dostlarımız da dediğin gibi eğer müsaaden ya da müsaitliğin olursa. Aha. Orada seni de görmekten büyük keyif alacağım. Çok yoğun yani. Bir çalışma tempon olduğunu. Evet, 5 Şubat'a kadar biraz karışığım ama kaçırmam umarım diye de. Hiç sıkıntı yok. Bir sonrakinde olur. Hani o sana şey yapar, uygun bir zamanda mutlaka olacaktır. O zaman vallahi yani takipte kalalım. Devamı gelecek. Aynı sahnede mi devam edeceksiniz? Turnesi olacak mı? Yazın herhalde yazlık mekanlarda bunu bir de tabii çok teferruatlı bir iş. Evet. Kalabalık bir iş ama İskender onu çözmüş. Yani yazılımları alıyoruz. Biz aslında 6-7 kişilik. Ekiple şehir şehir dolaşıyoruz. Orada mevcut olan her şehrin senfoni orkestrasıyla buluşup bir iki provayla işi halledebileceğimiz bir formata dönüştürmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde pek uygulanabilecek bir şey değil bu. Bu bölgenin sanatçılarını da çok heyecanlandıracak. Aynen, tabii ki. Ve yani onların Adana'ya da... gittiniz. Evet. Adana senfoniyle, İzmir'e gittiniz, İzmir senfoniyle, Antalya senfoniyle. Yurt dışı. Yani yurt dışında keza öyle. Çok güzel olur. Diğerleri öyle yapıyorlar. Bocelli evet. De öyle yapıyor mesela aynen. İşte geldiğinde buraya. Orkestra şefiyle kolunda notalarla bir tane piyanistle geliyor. Aynen. Çat 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 3 gün prova pat konser. Aynen öyle. Bu bir de evet. Müziğin ne kadar global bir şey olduğunu
bize anlatıyor. Bravo. Hani masallarda olan o. Bir müzisyen köye gelir ve bir anda bir şey olur. Masallarda da çok vardır ya, müzik birleştiricidir. Bir yemek, bir müzik. Mutlak. Yani bu söylediğin cümle, müzik birleştiricidir. Evet. Yani bizim burada, benim zaten hayattaki en büyük şeyim bu. Mesleği, evet, seçmekteki şeyim, mottom bu yani, öyle söyleyeyim. Aslında çıktığın yer, yani çıkış noktan da öyle oldu senin. Bize de bir sürü şey hatırlatıp, sentezleyip geldin bugünlere hep. Bu da önemli. Bu amacım, hep birleştiriciliği baştan bu zaten. Yani o kadar çok bizi ayrıştıran şey, evet, var ki yaşadığımız dünyada, ülkemizde, çevremizde, dünyada keza çok hayırlı bir yere doğru gitmiyoruz. Bu açıdan inatla ve ısrarla bu müziğin birleştirici gücünü kullanmak benim en büyük şeyim. Yaşadığım müddetçe şehir şehir dolaşıp, ya ülke ülke dolaşıyorum. Bir şekilde şarkılarımızı, hangi fikirden olursa olsun, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun, bir şekilde ortak bir değerde buluşturma ihtiyacımız gerektiğinin farkındayım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu çocukluktan mı koydun kafana? Nasıl oldu? Yok yani, işte müzikle uğraşmaya başlayalı bir ve hayatımda artık hekimlikten gerçekten mesleğimi ve kariyerimi müzik üzerine yapma kararı aldıktan sonra bu, hmm, kendime bu vazifeyi edindim. Ondan önce bir döneme kadar hayatımda hani müzikten hayatımı kazanacağımla ilgili bile en ufak bir fikrim yoktu zaten. Yani bu iş 2000'li yılların başında dönüşmeye başladı bende. Onu, o günün öncesine kadar hep ben işte hekimlikte kariyer yapacağım. Evet. Müziği de hobi olarak yapacağım noktasındaydım. Yani ben programlar yaptığımda hani hep seni ağırlardım ve çok da severek yaptım bunu. Çok keyifli konuk oldun her zaman programlarda. Ya bir gün önce mutlaka bir ameliyatın oluyordu, ya ameliyattan çıkıp gelmiş oluyordun. Çok yoğun da yapıyordun. O dönem yani öyleydi. Evet. Yani, ama yıpratıcı bir dönemdi. Çok. Şimdi de hayatımın en keyifli zaman dilimini yaşıyorum. Yani konsantre oluyorum, müzikle ilgileniyorum. Müziğe sadece şey olarak bakmıyorum, ama sahneye çık vesaire vesaire. Bir sürü şey öğreniyorum. İşte mesela bir proje daha var, Sabahattin Ali projesi. Bunu merak ediyorum. Aldırma Gönül'de de. Hemen onu seyircilerimize söyleyelim, atlamayalım. O proje çok önemli bir proje. Sabahattin Ali'nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin, yani hayatındaki bütün tutkulu o köşe taşları diyelim onlara belki de, kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerden bestelenmiş. Kendi şiirlerinden. Kendi şiirlerinden bestelenmiş. Şarkıların söylendiği bir proje. Ama biz daha bunu da izlemedik değil mi? Siz yani görmemiş olabilirsiniz, evet, ama bu birkaç, ya pandemide başladı bu aslında. Ezel'le beraber pandemi döneminde Ezel yaptığımız için Ezel Akay yönetmeni. Ben hani şeyim yoktu. Projenin başında bir albüm olarak Sabahattin Ali'nin şarkılarından oluşan bir albüm hazırlar mısın diye geldiler bana. Tamam. Ondan sonra yaptık, albüm çok güzel oldu. Çok güzel şarkılar var. Melankoli olsun, işte Ben Gene Sana Vurgunum olsun. Ne bileyim, Aldırma ben Aldırma Gönül, tabii, olsun, Leylim Ney olsun. Daha, evet, yani onlar birbirinden muhteşem, ölümsüz, evet, şarkılar. Müthiş. Baktık şimdi bunu, sonra merak ettim. Yani, o güne kadar evet biraz fikrim vardı Sabahattin Ali'nin nasıl yaşadığı, ne olduğu, nasıl öldüğü vesaire vesaire, ama biraz derinine inme. Yani, albümünü yaptık bu sanatçının, tanımak istedim. Evet. Kitaplarını okudum önce, sonra hakkında yazılmış kitaplarına bakınca bambaşka bir şey açıldı bende. Ondan sonra Bircan Hanım'la konuştuk. Hani bunu sunarken başka bir şey yapalım. Hani biz bununla ilgili konser verelim, ama konserde birazcık sadece şarkılarını değil, anlatalım, anlatalım adamı diye. Yani üstümüze tabii ki bizden büyük bir şey, ama yine de vesile olalım. Evet, anlatalım, vesile tanıtalım olmak. Hani bize, bizi. Çünkü Türk edebiyatında çok önemli, bravo, bir yer tutar. Yeri doldurulmaz bir yerdir o. Evet. Kitapları okunmalıdır, şiirleri okunmalıdır, hayatı okunmalıdır. Dolayısıyla çok önemli bir vesile olma hali bu bence. Bravo. Benim çok sevdiğim isimlerden biri. Bircan Hanım da dedi ki, ya biraz daha görkemli bir şey yapalım. Hani neden bunu bir tiyatral bir şeye çevirmiyorsun? Hani şey yapamazsın. Tamam dedik. Peki ne yapalım? İşte Ezel'den rica ettik. Bir senaryo yazıldı. Göğe aslında senaryoyu bir başkası canlandıracak. Ben de sadece şarkıları okuyacaktım. Hı hı. Bir oyuncu arayışına girdik. Ondan sonra dedi Ezel, bak bu kadar dedi kitap okudun. Bilmem ne yaptın. Ondan sonra yalamış yutmuşsun. Hani sen neden denemiyorsun? Abi dedim, yani şey yapmam, ben yapamam, hani oyunculuk bambaşka bir şey. Ama anlatıcısın. Yok, sen hani kendini şey bayağı ha değilsin. Bayağı Sabahattin Ali'yi canlandırıyorum orada. Yani o yüzden büyük bir sorumluluk. Evet. Bir şey yapmana gerek yok dedi. Sen al, oku, hisset ve olduğun gibi davran dedi. Tamam.
denedim. Ben de gerçekten oyuna girerken yani bir süre sonra artık bir anda bir süre kendimi Sabahattin Ali gibi hissetmeye başladım. Ya o şeyi sizi anlayabiliyorum o noktada. Hani oyunu ya da rolünü aldığınız insana ya da o kişiliğe bürünmenin ne demek olduğunu ben ilk defa orada. Çok başka bir şey tabii. Ama yani. Sen çok güzel eserleri yazan bir adamsın. Yazdığın her şiir diyeceğim ben onlara. Şarkı sözü. Şairlik bamba haddim evet, değil. Evet ama yani, bunu ayrıca sormak istedim sana yok, ama. Yok diyemem asla. Ama öyle bir biraz... şey söz konusu değil. Yani şairlik bambaşka bir şey. Şiir yazmak. Ben birçok şiir, şarkı sözünün şiir diye kabul edilebileceğini savunuyorum ısrarla. Yani cehalet şiirden, diyebilirsiniz estağfurullah, ama böyle yok yok bu bakış açısıdır evet, ama bakış açısı. Yani bir şarkı sözü yazan şimdi mesela Sezen Aksu bambaşka bir film. Mesela o yani da benim o, için bir halk ozanı tabii ki yani mesela. Onu diyorum hani orada felsefe var ne bileyim ben bir bilgelik var vesaire evet. Keza bu işi yapan özel isimlere ben evet, evet. Şarkı yazarı ama aynı zamanda şair diyebilirim ama benim haddim değil. Yani şarkı sözü yazarlığı naifsin diyeyim. İnan bana hiç öyle bir mütevazı bir durumla değil. Bu benim tespitim. Hı-hı. Yani o başka bir şey. Yani Zeynep Talü ya da efendim Çiğdem Talü olmak evet. Ya da bir Şehrazat olmak aynen. Ya da Sezen Aksu olmak bambaşka bir şey. Ama biz bu zamanda da böyle insanlara ihtiyaç duyuyoruz ya. Onlar o dönemin insanları. Ama şimdi Zeynep Talü tabii ki bu zaman. Fakat senin de aşkı ifade ettiğin çok güzel satırların var. Teşekkür ederim. Diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani böyle bir pozisyonda birisinin kendisine şair demesi tamam, ben büyük. Tamam. Ben yani, demiş olayım. Estağfurullah. Haddim tamam. Değil. Burada ama Sabahattin Ali'nin yola çıkışı yani hikayelerden bir çok evet, güzel. Müthiş. İnanılmaz bir anlatımı var. Böyle gözünüzde hala bundan 100 yıl önce yazılmış Türkçe olmasına rağmen akışkanlığıyla okuduğunuzda gözünüzde resmetmenizle vesaire büyüleyici bir şeyi var. Türkçe hakimiyeti var Sabahattin Ali'nin. Bu açıdan... Karaktere girmeni aslında şuraya bağlamak istemiştim. O kadar güzel aşkı anlatan satırların var ki. Sen o satırları yazarken de yaşamış olmasan da yaşamış gibi yazmış olunca bir yandan da o empati sende var demek oluyor aslında. Teşekkür ederim. Oyunculuk anlamında. Ama oyunculuk başka bir şey. Tabii ki. Yani onu sindire... Evet Sabahattin Ali özelinde ben onun hayatını merak ettiğim, evet. Okuduğum, öğrendim aynen. Ama... Yani o kimliğe bürünmek evet. Her defasında bir oyuncunun böyle... Bir upload edilmesi gerekiyor. Tabii yani ki. O dönemle siyasi, sosyal şeyiyle, bilmem nesiyle, kültürüyle, teknik bilgisiyle vesaire siz onun kimliğe bürünmeniz için çok emek sarf etmeniz aynen. Gerekiyor. Onu da bambaşka bir. Bunun üstüne bir de yetenek gerekiyor üstüne. Yani hem çalışmak. İyi hissediyor musun kendini sahnede? Hakim olduğum için evet. Yani yaşasın. Bu konu çok cesaret edilebilecek güzel. Bir şey değil ama dediğim gibi çok özümsedim. Çok yaşamını, güzel. O beni çok etkiledi, çok üzüldüm. Her şeyden önce evet. Yani o dramatik yaşamı, aramızdan ayrılış şekli, o dönemin çalkantıları, isyanı şu anda günümüzde de hala yaşıyoruz birçok şeyi. Ve bundan 100 yıl öncesine baktığınızda şu andaki olan toplumsal olaylara ve siyasi olaylara baktığınızda o kadar hiçbir şeyin değişmediğini görüyorsunuz ki o da ayrı bir üzücü bir durum. Yani bir arpa boyu yol gitmemiş olmanın verdiği... Bir şey de var insanın içinde, sıkışmışlık da var. Ama en azından ben orada bir şeyleri anlatırsam, burada da bir şeylerin anlaşılmasına yardımcı olurum ümidi duygusu ile da var. Yola çıktım. Peki devam edeceksin. Edecek. Onun Nisan'da, tarihleri Nisan. Nisan'da yine tarih tam net hatırlamıyorum hı-hı. Ama 16-17 Nisan olabilir. Tamam. Yine Zorlu'da. Ne güzel. Olacak. Onu haber veririm. Tamam. Bence onu kaçırmasan evet, çok sevinirim. Ona gelmek isterim. Ya, mutlaka isterim. Hem de bir not verirsin bana. Estağfurullah. Hiç öyle bir şey değil. Bence öyle bir şey değil. Yani sahnede birini anlatıyor olmak, onun eserlerini seslendiriyor olmak, onun hayatını okuduktan sonra bence bir ses sanatçısı olarak, bir söz yazarı olarak da sen bize çok başka bir yerden Sabahattin Ali olursun gibi geldi bana. Dediğim gibi elimden geldiği kadar. Bence ama, güzel bir yorumdur. Yani... Benim oyunculuğum adına değil, bu meseleyi evet. Bir başka açıdan görmek evet. Adına orada olmanı isterim. Bir de ben sanatçının sahnede iyi bir şey anlattığı hali seviyorum. Bunu eleştir. Ben yüksek lisansta dramaturgum, bölüm başkanı hocam bize bu disiplini vermişti. Hiçbir tiyatro eserini izlemeye giderken elinizi belinize koyarak izlemeye oturmayın. Bakalım bana ne anlatacak? Bu çok küstah ve çok...
artık çocukluktan ve o heyecandan, meraktan uzak bir tavırdır. Her zaman böyle ellerinizi açın ve bakın bana ne anlatacak ve birlikte nasıl bir hikayeye çok gireceğiz güzel diye izleyin. Bir tiyatro eserini izlemeye gittiğinizde demişti. Benim o zaman oyunculuğa da bakış açım değişti. Bir oyuncuyu eleştirme biçimim de değişti ve tiyatro eserini izleme halim de değişti. Sen böyle çocuk ruhunla oturursan, sahnedeki oyuncu en kötü performansını bile sergilese ama orada bir anlatma niyeti olsa ve sen onu görsen, o sana yetiyor. Ben böyle düşünüyorum. Vallahi yani şey... Çok iyi değil mi bu duygu? Muhteşem. Yani çocuk çok gibi gideceksin yani. Çok etkili yani. Ama böyle kaç kişi acaba o salonda, bir ya da iki kişi belki. İşte böyle senin anlata gibidir. Anlata çoğalacak yoksa hikaye belki de. Şimdi bizi dinleyen üç kişi... Bugün ya da yarın ya da önümüzdeki ilk gittiği tiyatro eserini izlemeye gittiği gün. Ya bana ne anlatacak bunlar diye. Anladın mı? Bu 5 yaş çocuk heyecanıyla gitse. Ceyda diyebilir miyim? Şimdi Ceyda, böyle düşünüyorsun da öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Evet. Yani giydiğin kıyafetinden saçının şekline kadar her şeyinle linçe açık. Yani bıraktım artık o şeyi, duyguyu, hani buna çekememezlik mi diyeyim, eleştirel mi diyeyim, öfke mi diyeyim, neyse artık öyle bir dönemdeyiz ki. Bakışından bile nem kapılan bir dönemde oyunculuğunun ya da sahnedeki şeyinin yargılanmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bir yani çok naifçe bir yaklaşım bu. İşte bir söylediğin... deniz yıldızı bir deniz yıldızıdır diyelim. Peki, ya da tamam, değil mi? O zaman sen mutlaka gel. Geleceğim, söz veriyorum. Çünkü tamam, senin bu heyecanın, bu kadar okumuş olman... Merak edip okuyup araştırmayabilirdin. Yani bu bile çok iyi niyetli olduğunu ve bize anlatmak istediğini gösteriyor ya. Bana seyirci olarak bu yetiyor açıkçası. Mutlaka. Güzel. Zaman, lütfen gel. Geleceğim, söz veriyorum. 16 Nisan olursa doğum günüm ama gene tamam, de gelirim. Ben haber vereceğim. Tamam, söz, geleceğim. Şimdi bunlar çok güzel, bir yandan da başkanlık yapıyorsun. Ne ara yapıyorsun? Nasıl vakit ayırıyorsun? Çok büyük bir sorumluluk değil mi bu? Şimdi. Bilmiyordum, yayın öncesi söyledim. Teşekkür şöyle, ederim. Şöyle, estağfurullah. Yıllarca hekimliği ve müzisyenliği bir arada götürmüş olmanın verdiği bir ne alışkanlık mı diyeyim ya da kolaylıkla bir şekilde zaten sektörel olarak içinde bulunduğum dünyayı çok daha yakından tanıma, tam da sektörün kalbinde olma adına benim için hiç de öyle bir zul değil. Çok da aksine keyifle yaptığım, her gün yeni bir şeyler öğrendiğim. Gerçekten. Ve katkıda bulunmaktan da, emek vermekten de çok büyük mutluluk duyduğum bir alan burası. MSG Türkiye'nin... en kaliteli, en şu anda gözdel ve lider telif hakları kuruluşu, bir meslek birliği. Eser sahiplerinin, sanatçıların haklarını koruyan bir şey. Yani bir yerde müzik dinlediğinizde, çaldığında, tamam, televizyonda, radyoda, bir konserde, bir dükkanda, bir kuaförde, müziğin doğduğu her yerde çıkan telif hakkını koruyan bir kuruluş. Nasıl haberiniz oluyor? Bak işte, hiç bilmeyen bir yerden soruyorum gerçekten. Şöyle, yani biz çok yeni sayılırız bu konuda, hukukunda da. Bir ekip çalışması, multidisipliner bir çalışma, İçişleri Bakanlığı'yla, Kültür Bakanlığı'yla, ne bileyim diğer bütün bakanlıklarla, tabii ki adliyeyle, ne derler, hukukla birlikte koordine çok olması gereken var. Çok birim var. Bir ordunuzun olması gerekiyor bu konuyla ilgili. Uzun hikaye, çok sıkıcı bir konu ama böyle birazcık özetlemiş olayım. Tam da bu yüzden şaşırıyorum. Çünkü bu projelerin hepsi üstüne düşünülmesi gereken, çalışılması gereken, mesai harcanması gereken projeler. Bir yandan senin sosyal statülerin de çok. Bir babasın, sonuçta bir hayat arkadaşın var. Evinizde bir sürü arkadaşlarınız var. Dört ayaklı. Kaç oldular onlar? Valla evde 12 tane, dışarıda da sayısını bilmediğim kadar, yani bir 50'yi aşkındır herhalde şu ne anda. Ne diyorsun? Kedi. Kedi, evet. 3 köpeğimiz vardı. Artık yaşlanıp hepsi aramızdan ayrıldılar. Aşkım. Şimdi sadece kedi. Ömür hala benim şeyi zorluyor köpek alma konusunda. Ama o en son oğlum vardı benim, bir tane labrador. Onun vefatından sonra uzun süre kendime gelemedim. Şey yapmak istemiyorum çok. Evet, bu ara kediler daha farklı. Hani onlarla kurduğunuz bağla bir köpekle kurduğunuz bağ çok birbirinden ayrı şey. Kedi orada mesafeli. Mesafeli alanı ya da ne var. Bileyim, daha böyle şey yapabiliyorsunuz. Hani seyahate çıkabiliyorsunuz, ne bileyim. Ama köpekte bildiğiniz bir, yani tabii ki kıyaslanmaz. Yoldaşlık hani, ama var orada. Başka bir duygusal bağ, bir bağımlılık yaratıyor sizde. Ve onu... Ben Hıncal abi zamanında bana bunu söylemişti. Köpeği öldükten sonra, yani abi dedim, niye şey yapmıyorsun?
Ya dedi çok güzel dedi, ayrılığı çok zor oluyor dedi. O yüzden ben artık şey yapmıyorum dedi. Hani kendine gelememiş o da yani 6 ay 1 sene. Şimdi ben de oralardayım. Belki biraz bir süre sonra belki. Ama işte bunların hepsi bir sorumluluk ya. Sanat bir sorumluluk, bir emek, bir konsantrasyon, bir mesai. Oğlun çok güzel bir okul kazanmış. Çok büyük gurur. Söyler misin lütfen okulu? UCL dünyanın en iyi 10 üniversitesinden evet. Bir tanesi. Orada ekonomi okuyor. Biraz annesinin şeyi o. Yani iyi bir annenin, bir evlat yetiştiren annenin bana en büyük hayattaki hediyesi. Bu açıdan minnettarım annesine. Yani bir ay falan ayaklarım yere basmıyordu öyle söyleyeyim. Mutlu başka mu? Başka bir şey. Yani hayır, ben kim, mutluydum o kim bilir nasıl ama o rahatlamıştı sadece stresi şeydi. Şimdi şeyini oturttu evet düzenini okulda Londra'nın göbeğinde harika bir okul. Ben arada ziyaret ediyorum birkaç ayda bir o buraya geliyor. Evlatlar için daha ne isteriz değil mi? Ötesi yok. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani. Ben de böyle müthiş düşünüyorum. Müthiş bir şey. Yani hem mutlu herkese olduklarını bilmek hem de iyi bir eğitim, istediği iyi bir eğitimi aldığını biliyor olmak. İyi bir şey bu. Seviyor. Dediğim gibi yani herkese nasip etsin. Hayırlı bir evlat, hayırlı bir anne. Yaşasın. Evet, anne önemli. Çok önemli. Bir evladın hayatında anne gerçekten onun yol arkadaşı da oluyor bir yandan. Önemli oluyor. İlk eğitmeni. Evet. Yani bütün ahlak, disiplin, görgü ne varsa kişilik ilk önce anneyle iletişime başlıyor. Ama bunu kabul eden bir anne baba olmak da çok önemli bir duruş. Yani bu da bu söylediklerin de çok önemli çünkü boşanmış çiftlerde genellikle bu böyle kolay telaffuz edilmiyor. Bu çok önemli bir örnek yani bu söylediğinde bence. Yıllar geçince tecrübeyle bunlar evet. Rahat böyle konuşuluyor. Bence ama o dönemdeki kavganın ortasında göremiyorsunuz ama geriye dönüp yıllar sonra ya bir takım şeyler farkındalık artıyor. Evet. Tecrübeyle bunlar çok rahat konuşuluyor. Yoksa gençken evet. Herkes aynı kavganın içinde savrulup gidiyor bir yerlere. Evet çünkü galiba hep önce kendimizden bakıyoruz o üçlü hikayede aile parçalanınca. Halbuki çocuktan baksak belki de çok erken mi bitecek o şeyler bir de, diye düşünüyorum. Şeyin başındaki cümleyi o hep geçmişe takılıyorsunuz ya evet. Şunu yaptı bunu yaptı niye böyle oldularla bilmem nelerle o yükle geldiğinizde sağlıklı düşünemiyorsunuz. Evet. Ve zarar vermeye yeni hatalar yapmaya da devam evet. Ediyorsunuz. Bak bu bile sana hastalık. Bir şey olur aslında geçmişi çok düşünmemek. Konusunda. Yok yok bunları hep böyle düşündüm yapmaya devam ettim yani kurtaramazsın sen beni. Dedim kurtaramayacağım. Ki, halı saha maçına bakar. İki halı saha çıkışta halı saha maçı yapalım mı? Dün yaptım rahat geldim buraya. Tamam o zaman yaşasın. Bu arada 2023'te çıkan Tünel şarkısının klibi 5 Ocak'ta yayınlandı. Başka sırada neler var? Tabii zamanın kalmadı ki bu saydıklarımızdan. Şimdi keyifli işler bunlar. Yani öyle mi diyorsun? Hayır bir yandan çok teliflere koştur, bir yandan eve koştur. Şimdi bir ekibin başındasınız. Aslında benim profesyonel arkadaşlarım, MSG'nin profesyonel arkadaşları yürütüyor. Ben sonuçta oranın bir yönetim kurulumuz var. Evet. Birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Gripinden Birol, Aslı Gökyokuş, Zeynep Talu ve daha birçok Febio, birçok arkadaşımız Sevgili var. Sevgili Zeynep benim kızımın mektup arkadaşı. Şahane. Çok seviyorum onu, özel selam. Benim sağ kolum başkan yardımcımız Ay, zaten. Canım benim. Dolayısıyla biz de profesyonel arkadaşlarımızı denetliyoruz. Yani onların başarısı aslında biz onları koordine ediyoruz. Önlerini açıyoruz. Bu açıdan oradaki liderliğimin hani benim hayatımda çok büyük bir böyle şey anladım, mesaisi yok. İyi ki varsın. Defterimi sana uzatırken güzel de bir fotoğrafımızı, video fotoğrafımızı çekeceğim. Çok 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 birikmemiş mi konuşacaklarımız? İnsan işte ne kadar çok üretirse, ne kadar çok öğrenirse, ne kadar çok yaşarsa konuşacakları da dakikalara o kadar çok sığmıyor. Çok güzel bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben çok mutluyum. Güzel bir programı ardımda bıraktığım için. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Sevgili Ferhat Göçer sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Harika sohbet oldu. İyi ki varsın. Çok teşekkürler.